Ege'nin dünyaya açılan penceresi TV'den ekranlarından, kuş bakışından merhaba. Sosyolog Doktor Zekai Savaşlar'la beraberiz. Aynı zamanda hukukçusun Zekai abi. Biz hep senin ünvanlarını karıştırıyoruz. Geçen hafta da ben kuş bakışı diyeceğime kuşbaşı demişim. Bu domuz eti gündemi bizi bayağı bir etkiledi. İşte çöp işler kuşbaşı kesiliyor ya. Fark etmez ya. Ondan oldu galiba. Evet. Bununla ilgili çok tenkit geldi. Yok canım. Kuş bakışı diyeceğime kuşbaşı demişim. Yok iyi canım. Bir de kuş uçuşu var abi. Böyle kuş uçuşu bir şeyler de mi yapsak şöyle? Kuş bakışı demek biz bu programı derken zaten şey yaptık. Yani olayları objektif bakmak. Tepeden bakıp da. Evet. Çünkü biz ne dedik? Biz ne yandaşız, ne yoldaşız, vatandaşız. Evet, ne yandaş, ne yoldaş? Vatandaş. Vatandaş. O gözden baktığımız için kuş bakışı. Kuş uçuşu da şöyle yapabiliriz abi. Bir noktada bir arkadaşımız olur, kuş uçuşu buradan direkt ona bağlanırız, o oradan bildirir yani. Hani, olabilir yani. Hani böyle ileride biraz böyle formatı genişletebiliriz. Zeki abi, Avrupa yangın yeri. Evet. Seçimler gırla heyecanla gidiyor. İşte Fransa Cumhurbaşkanı, Fransız Parlamentosu'nu lav etti. Bir dünya gelişme var Avrupa'da. Avrupa'da neler oluyor? Bu orada sağcılar hep seçimi kazanıyor. Oradaki sağcılarla bizdeki sağcılığın arasında bir fark var anladığım kadarıyla. Bunları seninle bugün enine boyuna konuşmak isterim. Evet konuşalım. Bu çok önemli. Hani kendi derdimiz bitti de Avrupa mı kaldı diye belki de serzenişte bulunanlar olabilir ama bizim Türkiye hani Avrupa Birliği ilişkilerimiz ülkenin civarında olan olaylar ve özellikle de ekonomik bakımdan bizim Avrupa'yla ihracatımız açısından bu doğrudan Türkiye'yi çok etkiliyor. Hapşırmak nezle muhabbet yani orada yani, hapşırırsın. Artık et tırnak olmuşsun. Çünkü oradaki en ufak bir hadise Türkiye'yi olumsuz etkiliyor. Şimdi bakınız biz Avrupa'nın peşine takıldık. Buyruk gibi gidiyoruz. Evet. Nereye gidiyoruz? Bir bakalım bir. Nereye gidiyoruz abi? Nereye gidiyoruz? Şimdi bizim Avrupa Birliği'ne girişme teşebbüsümüz kaç sene olmuş? 60'ı buldu galiba. 60 sene söylüyor. 60 oldu. 60 sene oldu. 60 sene oldu. Tamam. Şimdi bizi niye Avrupa Birliği'ne almıyorlar bugüne kadar? Niye almıyorlar? Sence? Sebep malum da sebep. Yani bizden çekindiklerini düşünüyorum. Biz zaten Avrupa Birliği'ndeyiz millet Emin olarak. Biz kıskanıyorlar mı diyorsun? Millet olarak yani. Avrupa Birliği'ndeyiz de devlet olarak almamalarını ben şey yapıyorum. Çünkü buradaki Avrupa Birliği ülkelerinde yaşıyor zaten. Yok canım öyle değil. Şimdi belki gençler hatırlamazlar. Biz şöyle bir kısa özet yapalım da bu Avrupa Birliği neymiş bakalım. Evet. Şimdi İkinci Dünya Harbi'nden sonra dünya ikiye bölündü. Doğu bloku, Batı bloku diye. Evet. Doğu bloku Sovyetlerin liderliğinde komünist blok oldu. Fakat bu komünist blok tekrar bir Sovyet bloku oluşturduğu için Avrupa'nın Doğu Avrupa'yı kendisine vassal devletler haline getirdi. Nedir bunlar? Polonya. Evet. Değil mi? Mesela Almanya'nın yarısını aldı Doğu Almanya. O bir yeni bir devlet kuruldu. Çekoslovakya, Macaristan, Bulgaristan, Çekya Romanya. Çekya oldu onun adı sonradan değişti. Çekya. Sonra ilk o zamanları. Arkasından Yugoslavya mesela. Gerçi Yugoslavya sonra Titoizm diye bir ayrıldı biraz farklı oldu ama Arnavutluk. Bunlar komünist rejimlerle idare edildi. 93 senesinde Sovyet sistemi çökünce bu ülkeler tekrar ne yapacaklarını bilemez halde bağımsız hale geldiler. Evet. Sonra Batı dünyası bunları kendi bünyesini aldı. Rusya'nın bu tehditli karşısında Avrupa bizi de işgal eder, daha kötü durumlara düşeriz diye birleşme ihtiyacı duydu. Daha doğrusu Amerika bunları birleştirdi. Alsace-Lorraine bölgesindeki kömür ve çelik endüstrisi başlığında ilk defa orada başladı. Avrupa Birliği'nin temelleri atıldı. Evet. Daha sonra da ortak pazar dendi. Sonra işte ilk başta gümrük birliği, serbest dolaşım derken en sonunda ortak para birliği ve sınırların kaldırılması noktasında bugünkü Avrupa Birliği'ne geldi. Şengay. Ya, bu bugünkü duruma geldi. Şimdi bu süreç içerisinde komünist blokta yıllarca bulmuş Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler Avrupa Birliği'ne hemen 2-3 senelik bir adaptasyondan dahil edildi. Ama Türkiye'ye sen kapının dışında bekle. Bizden değilsin.
Nitekim Türkiye'de birçok konuda... Dini bir mesele mi olduğunu düşünüyorsun? Evet, bu bir Haçlı organizasyonudur, Hristiyan kulübüdür sözünü doğruladı. Öyle mi? Tabii, o doğruladı. Şimdi mesela düşünebiliyor musun? Gürcistan'ı bile alalım diyorlar. Neden? Hristiyan olduğu için. Bizi sen, atlayıp mı alacaklar? Tabii, öyle yani alacaklar. Yani. Şimdi... Gürcistan Avrupa'da mı? Efendim? Gürcistan Avrupa ile ne alakası? Değil, bu siyasi mesele. Menfaat mesele. O zaman Ermenistan'ı da alırlar orada. Ya fırsat olsa onu da alacaklar. İşte NATO'yu alalım diye falan uğraşıyorlar ya. Zaten bugünkü Rusya-Ukrayna savaşının sebebi nedir? NATO'nun genişleme isteğidir. Yani dolayısıyla Amerika hiç boş durmuyor. Çünkü neden? Silah endüstrisi olsun, yani onların ilaç endüstrisi olsun, petrol kartelleri olsun, yani birçok karteller Amerikan siyasetine yön veriyor. Bu da küresel meseleyi efendim dünyaya da hakim kılmaya çalışıyor. Evet. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı bir deneme oldu. Yani şimdi bunu herkes biliyor ki. Orada kim savaşıyor abi? Orada esasında büyük patron Amerika. Kimle savaşıyor? Taşeronlar Avrupa. Evet. Efendim, askerler de Ukrayna. Öyle mi? Tabii canım. Peki Rusya'nın arkasında kim var? Kendi başına. Kendi başına mı? Yani oradaki şey ne biliyor musun? Olay. Şimdi Ukrayna dünya şeyinin efendim tahıl ambarı gibi. %25'ini 30'unu karşılıyor tek başına. Gerçi Rusya, Kazakistan da çok kuvvetli ama şimdi Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir ajitasyon kışkırtmayla, çünkü esas Rusya, onu söyleyeyim, bugünkü Ukrayna'nın olduğu yerde, evet, esas Rusya'nın kuruluşu olduğu yerde doğuya doğru ilerlemesi Türk coğrafyasını ele geçirmesiyle olmuştur. Onlar da şimdi bizim kadim baş şehrimiz Kiev'dir ve Ukrayna topraklarıdır diyerekten efendim bir talepte bulunuyorlar. Daha sonra tabii Ukrayna'nın Karadeniz'de geniş saha elde etmesi Rusya'nın oradaki alanını daralttı, limanlarını daralttı. Rusya'nın endişesi oldu. Şimdi Amerika Karadeniz'de birlik bulundurma, yani Bulgaristan ve Romanya NATO'ya girdikten sonra orada askeri talepler çıkınca Rusya da kendi durumunu güçlendirmek için Karadeniz'i bir barış gölü halinden bir savaş gölü haline dönüşme ihtimaline karşı taleplerini değiştirdi. Dolayısıyla kışkırtmalarla oldu. Çünkü Kırım'ı Rusya'nın işgal etmesi oraya toprak ihtiyacı olduğundan ötürü değil. Rusya'nın 15 milyon kilometre kare efendim arazisi var, toprağı var. Kırım, yani Aydın vilayeti kadar bir toprağı olan bir yer. Oraya Rusya'nın neye ihtiyacı var? Sırf donanması için, oraya ihtiyacı olduğu için orayı işgal etti. O bakımdan yani Rusya'nın ile Ukrayna meselesinin konusu Rusya'yı daha da çökertmek, parçalayabilmek, parçalandığı kadar parçalayabilmek, evet, zayıflatmak hadise. Bu yani Amerika devamlı 1950 yani Kore Harbi'nden itibaren deniz aşırı ülkelerde savaş çığırtkanlığını devam ediyor. Evet. Ukrayna bu işte kazançta mı kayıpta mı abi? Baktın. Kayıpta, kesin kayıpta. Peki işte burada şey devreye çıkmıyor mu abi? Lider pozisyonu. Mesela şimdi, Zelenski'nin sınavını nasıl değerlendiriyorsun? Ya hokkabazın teki o herifi. Evet. Ondan devlet adamı lider mi olur? O bir Musevi. Musevi adamı getirdiler, oraya koydular. Zaten geçmişi de onun bir komedyenmiş. Şimdi komedyenden böyle olursa devlet başkanı işte böyle olur netice. Evet. Yani o nasıl planlanmışsa onu oraya getiren güçler bugünleri hazırlık için onu oraya getirmişler. Evet. Abi ülkelerde liderler seçimlerle belirleniyor. Fakat seçimler de algıyla bir şekilde şekillendiriliyor. Vatandaşların, seçmenin kanaati değiştirilebiliyor algısal çalışmalarla. Zelenski örneği dünyada önemli bir örnektir diye düşünüyorum şahsen ben de. Ülkenin başında Zelenski gibi bir adam olursa İşte Ukrayna gibi savaşırsın, binlerce insan ölür ama kimin için savaştığını, ne için savaştığını belli değildir yani. Bellidir ama senin ülkene hizmet etmiyordur. Orada bir sürü insan öldü, bir sürü şey öldü. Gerçi Ukrayna Savaşı'nda ölenlerle Filistin Savaşı'nda ölenler aynı kefeye konmuyor. Yani bu savaşlar meselesini önümüzdeki günlerde konuşalım abi. Konuşalım da şimdi senin şu Batı Avrupa Parlamentosu
seçimleri konusuna bir değinelim. Evet. Bizi etkileri daha evet. ziyade. Yani bizi Türkiye, etkileri bir de ben oradaki o şeyi sağ sol ayrımını... O işte onu bir bakacağız şimdi evet. bak. Onu masaya yatıralım bir kuş bakışı bakalım. Şimdi televizyonda her gün aynı adamlar çıkıyorlar. Tamam mı? Sanki kadrolu bilgiçler. Bizim televizyondan herhalde... bahsetmiyorsun herhalde. Yok canım, bizim televizyonumuzda ne? Hadi o işte çok ulusal medya dediğimiz medyada sanki her şeyi biliyorlar. Adamlar Filistin'i biliyorlar efendim. Yemek yapmak nasıl biliyorlar, spordan anlıyorlar, güvenlik konusunu anlıyorlar. Yani bilmedikleri bir şey yok maşallah. Anladın mı? Geçenlerde bu Avrupa Parlamentosu ile ilgili görüşüyor şimdi bir kapı. Ben hayretler içinde kaldım. Şaşırdım. Yani vali hiç olmazsa sirkatini söylerken cahilliğini ortaya koymasalar bari. Evet. Şimdi diyor ki Avrupa'da diyor faşizm geliyor. Sağ kazandı. Irkçılar, ırkçılık yükselişte falan. Bunu söylüyor değil söylüyor. Mi? Söylüyor. Şimdi bunu bilmeyen bilhassa gençler bu kavramlar daha o der bir panik yaratır. Yani bunu Avrupa'daki olur. Sağcılıkla bizdeki sağcılık aynı değil. Efendim bizdeki bir sağ sol nedir? Önce sana göre nedir sağ sol? İşte yani demokrat, sosyal demokrat gibi ayrılıyor benim için şey. İşte sloganlar var ya sloganlar. Evet. Sloganlarla devlet yönetmeye kalkanlar vatandaşı böyle birbirine tokuşturur. Bunlar tamam. Amerika'da niye sağ sol yok? Evet. Var mı? Yok. Yok orada cumhuriyetçilerle demokratlar var. Birisinin sembolü eşek, birisininki fil. Evet. Ha niye bir sağ sol yok? Sorarım. Değil mi? Sağ sol meselesi küresel emperyallerin ele geçirmek istedikleri veyahut da vassal devlet yapmak istediklerindeki halkı bölüp parçalamak için uydurdukları bir sözdür. Maalesef bizim Türkiye'de siyasi literatürümüz İsmet Paşa tarafından getirilmiştir. O merhum işte siyasetinin son günlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solundadır dedi ve bugünlere bizi getirdi. Yani yoksa bizde sol kavramı yoktu diyorsun. Efendim yok. Yani düşün daha önce işte liderlerin adıyla Menderesci, İnönücü değil mi? Evet. Demirelci, Ecevitçi bu ya imaj olurdu. Veyahut da Demokrat Parti, Halk Partisi, Adalet Partisi bu şekilde bir yapı vardı. Sağ sol dediğiniz zaman işin ideolojik... Anarşiyi doğurdu değil mi? Sağ sol anarşiyi doğurdu yani. Çok farklı. Şimdi bu bak nasıl çıkmış ilk. Şimdi antik çağlarda biliyorsunuz bir hayvanlar üzerinden bir spor gösterileri yapılıyor. Suçluları, aslanları yediriyorlar. Gladyatörler bilhassa Roma'da oluyor. E şimdi Roma'da gladyatör dövüşleri çok büyük önem arz ediyor. Evet. Halk ikiye ayırıyormuş tribünde. Yeşiller, maviler. Yeşiller, maviler. Ha. Şimdi daha ziyade egemen sınıf olanlar, kısırlar, mavi. Halk kısmı, avam kısmı da yeşil oluyormuş. İşte o imparator da ortada tarafsız. O imparatorun sağında oturanlar maviler, solunda oturanlar yeşiller. Tamam mı? Bu şekilde bir ayrım oluyor. Hmm. Bunlar gladyatörün öldürmesi isteyeni, filmlerde de görülüyor bu. Öldürülmesi istenen kısımları onay verenler, onay vermeyenler bu şekilde böyle bir eğlence yapmışlar. 3. yüzyılda papalık bunu yasak edince iş at yarışlarına geliyor. Bu İstanbul Bizans'a da geliyor bu iş. Konstantinopoli o zamanki adıyla. Orada da benzer gruplara ayrılıyor. Evet. Yani bunlar bütünleşme açısından yanlış bir şey. Şimdi bizde toplumdaki insanları veyahut da partileşme esnasında ne diye anlatacaksın sen şimdi? Şimdi bu ayrım Kur'an-ı Kerim'de var. Tamam. Bir ayrım var ama siyasallaşma açısından değil, ideolojik açıdan değil. Farklı bir şey. Orada Yüce Yaradan şöyle söylüyor. Ashab-ı meymene, ashab-ı meşreme ve sabukun es-sabukun ulaikal mukarrabun fi cenneti naim sülletin ahirin. Yani burada demek istiyor ki Cenab-ı Allah. İnsanlar iki gruptur diyor. Bir cennete gidecek olanlar, bir de cehenneme gidecek olanlar diyor. Bu şekilde ayrım yapıyor. Ama Arapçanın kendi etimolojisinde İşte cennete gidecek olanlar amel defteri sağ tarafından verildiği için sağcılar. Efendim amel defteri sol tarafından veriliyor. Bu ne demek? Yani hesabı kitabı böyle sol tarafından verilenler cehenneme gidiyor, sağ taraftan veriliyor. Bunlar hepsi birer sembolik ifadelerdir. Evet.
Yani bugünkü gibi siyasallaşmış bir mesele değildir. Bu yüce yaratan ikiye ayırmış yani. Cennete gidecekler iyi insanlar, cehennemlik olan kötü insanlar. Tabii bir başka şeyde de şey diyor, üstünlük takvadadır diyor. Yani senin diyor hani o tarafta bu tarafta olman değil, senin takvandadır diyor. Meseleyi ülke açısından baktığında sen ülkenin için ne yapıyorsun? Şimdi bunu bizim slogan perestler ne yaptılar? Sağcı demek, Amerikan uşağı, yobaz, gerici falan. Faşist. O ayrı bir kategori, şimdi oraya geleceğiz. Evet. Bu. Solcu da ilerici, devrimci, sosyalist, modern böyle görüyorlar. Şimdi bunları kendi aralarında ayırıyorlar açımda, tamam mı? Sloganlarla vatandaşın kafasını bulandırıp kendine taraftar devşirmek için tezgahlanmış bir dış oyun tezgahı ve buradaki de temsilcileri bu işi yaptılar. Evet. Şimdi bunu nereden çıkarıyorsun diye sorabilirsin değil mi? Nereden çıkarıyorum biliyor musun? 80 ihtilalinde. Ne dedi Kenan Evren? Yani Amerika'nın çocukları Kenan Evren. Öyle demedi mi Amerikalılar? İhtilali bizim çocuklar yaptı demedi mi? Evet. Ne yaptı? Biz adalet olsun diye bir sağdan bir soldan dedi adam asıyoruz dedi. Vay vay vay. Görüyor musun? Sağ sol nerede kullanılıyormuş? Emperyalizmi. 17 yaşındaki çocukların yaşları büyütülerekten yani denge olsun diye. Ya da kim Amerikancıymış? Ha, şimdi bak düşünebiliyor musun? Denge olsun diye bir sağdan bir soldan astık diyor. Yani adalet hakkını bakar mısınız? Sağ sol nereye yarıyormuş? Buraya yarıyormuş. Şimdi gelelim eski solculara. Neydi? Bunlar sosyalist, sosyal demokrat, demokratik evet. Sol, komünizm, bilimsel sosyalizm. Kendilerini solcu olarak da tanımlıyorlar. Doğru mu? Evet. Bunların vasıf baskın özelliği nedir? Anti-Amerikancı. O da doğru mu? Doğru. Doğru. Peki bunlar bugün hangi şemsiyenin altında siyaseti yapıyorlar? PKK'nın uzantısı partilerinin altında birleşik bir cephe oluşturup da parlamentoda hatta milletvekilliği yapan bu kişiler yok mu? Var. Var. Peki PKK kimin emrinde? Amerika'nın. Peki siz düne kadar solcuydunuz, Amerika'nın karşıtınızda, bugün niye Amerika'nın emrindesiniz? Siz nasıl solcusunuz? Sağcı dedikleri, Amerikancı dedikleri, hadi Morrison Süleyman derlerdi, rahmetli Süleyman Demirel'e. O Süleyman Demirel, Amerika'nın üstlerini kapatmış adamdır. Siz bu adama sağcı deyip şey yapmaya başladınız. Neden? Evet. Şimdi kendileri burada esas yapılmak istenen konu, dindar, muhafazakar, milliyetçi insanları kötülemek için, efendim vatanını seven insanı kötülemek için yapılmış, uydurulmuş evet. Şeydir. Mesela daha önce yani Sovyetler zamanında Sovyet taraftarı, sosyalist olanlar solcu, bunun karşısında olanlar sağcı olarak da değerlendiriyordu. İşte sağcı partiler, solcu partiler gibi. Evet. Şimdi bunun ne kadar yanlış olduğu, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, komünizm çöktükten sonra bunu söyleyenlerin hepsi de efendim pişti oldular. Öyle tabir söyleyeyim ben sana. Değil mi? Evet. Hatta kendi aralarında birbirlerine bile dönek gibi ifadelerle suçladılar. Neden? Çünkü görüşleri yanlıştı. Ama bir taraftan ırkçı, faşist dedikleri fikir sahipler, gençleri ne Amerika ne Rusya, milliyetçi Türkiye. Milli Türkiye. Bunları savunan insanlardı. Ama bizim solcularımız o zaman milli olmadıkları için ne Rusya diyemediler. Evet. Şimdi Avrupa'da da ne oldu? Şimdi ne oluyor yani? Hani şu an ne oluyor? Irkçılık, bize ne gibi etkiler olur? Irkçılık meselesi yani görüştüğümüzde şimdi insanları sınıflandırmakla başlıyor. Bir de şu var abi, mesela ırkçılık yani ayrıştırdıkları milletler, bakıyorsun Avrupa ülkelerinin yıllardır sömürdükleri toplumda yaşayan insanlar şimdi kendi memleketlerine sokmak istemiyorlar. Sen bunları gider gittin kendi topraklarında sömürdün ettin. Şimdi sen bu insanları kendi topraklarında niye istemiyorsun? Şimdi bu çok azınlıkta bir gruplar var böyle. Şimdi mesela Güney Afrika'da zamanında ırkçılık, işte Mandela hareketi olmuştu. Evet, Nelson Mandela. Evet, Amerika'da da zencilere karşı yapılan Malcolm X hareketini biliyorsunuz. Bunlar tam kelimenin manası ırkçılıktır. Stalin'in yaptığı ırkçılıktır. Evet. Bugün Çin'in
Doğu Türkistan'da yaptığı ırkçılıktır. Yani kendi soyundan olmayan insanlara ötekileştirmenin ötesinde, yani sosyal dışlamanın ötesinde hayat hakkı tanımamaktır. Buradaki çok önemli konu hayat hakkı tanımamaktır. Evet. Can güvenliği tehlikesinin var olması, yüksek seviyede olması. Bu ırkçılıktır. Ayrımcılığın ötesinde, yani bu seviyede olması lazım. Irkçılık devlet politikasıyla olur. Kişisel ırkçılık olmaz. Değil mi? Yani devlet kişilik politikası. Irkçılık devlet politikasıyla olur. Kişisel ırkçılık olmaz. Olmaz. O nefret suçu oluşturur. Nefret suçu. O dolayısıyla şimdi bir devletin ırkçılık yapıp yapmadığını kurumsal bağlamında olaya bakmamız lazım. Milli Güvenlik Kurulu mesela kararı. Evet. Çin bugün kurumsal olarak yapıyor mu? Yapıyor. Bitti. Amerika'da zenciler bu otobüse binemez. Kurumsal bir kural mı? Kural. Irkçılık gibi. Mesela Almanya'da bir zamanlar buraya Türkler giremezdi. Irkçılıktır. Bunlarda tartışma yok. Hitler'in yaptığı ırkçılık mı? Irkçılıktır. Bugün İsrail'in yaptığı ırkçılık mı? Irkçılıktır. Şu anda dünyada belki en çok ırkçılığın yaptığı yer Çin'dir. Evet. Şimdi Avrupa'daki siyasi parti... Onlar Uygur Türklerini bildiğin... Tabii. Yani ben yaşadım orada, gördüğüm için bazı şahitleri net söyleyebilirim bana. Şimdi Avrupa'da sağ partiler diye baktığınız zaman bu partilerin sağ mı sol mu olduğu bizim ölçülerimize göre karmaşık. Karmaşık. Kendilerini nasıl ifade ettiklerine bakmak lazım. Şimdi Hristiyan Demokrat diyor. Hristiyan Demokrat'ın ne olduğunu, yani kendileri açısından baktığın zaman insan diyorlar ki biz muhafazakar, dindar kısım. Yani bizdeki Türk İslam milliyetçiliğine mi denk geliyor abi? Hiç de alakası yok. Neye denk geliyor abi? Ya şimdi onlar Hristiyan demokratlığı ve demokratik, laik bir düşünceye sahipler. Evet. Senin siyasal İslamcıların laikliğe karşı nasıl denk gelsin ki? Milliyetçilik meselesine geldiğin zaman milliyetçilik ırkçılık demek değildir. Bunu ırkçılık gibi görmek isteyenler, anladın mı? Bu işi saptırmak isteyen, egzajere etmek isteyenlerdir. Yani bugün bir gün olur mu? Milliyetçilik nedir, ümmetçilik, halkçılık nedir? Görüşürüz bunu, sosyolojik açıdan bakarız bunu da. Evet. Ama bugün Avrupa Birliği, mesela Fransa'daki Le Pen örneği, bu iş nasıl başlamıştı? Fransa'daki Fransız olmayan, özellikle Müslüman kesimin, Afrikalıların efendim dışlanması şeklinde, bunların eşit haklara sahip olmaması konusunda, kamusal alanda yer almaması konusunda taleplerle geldi. Ve daha sonra da işte büyük çatışmalar falan oldu. Ha bu iktidarda da olmadığı için buna ırkçılık diyemeyiz. Eğer o parti iktidara gelir bunu yaparsa o zaman ırkçılıktan söz konusu olabilir. Evet. Ama şu anda itibaren onların yaptıkları sosyal dışlamadır. Evet. Sosyal dışlamadır. Şimdi İngiltere'ye bakıyorsun. Şimdi İngiltere'de Hindistanlı bir adamı başbakan yaptılar. Gene bir başka bir Hintli, bir galiba Filistinli'yi de İskoçya'da başbakan yaptılar. Değil mi? Evet. Kıbrıslı birini de Ankara, İstanbul Başkonsolosu yaptılar. Yani şimdi bakın, bu orada bir şey yok, sağ sol yok. Ne var orada? İngiltere demokrasisine bak. Muhafazakarlar var, İşçi Partisi var, değil mi? Sağ sol kelimesi yok. Evet. Ya Batı'da kendi aralarında sağ sol tabiri yok. Sosyalist internasyonel var. Efendim bir de Demokratlar Birliği diye böyle var. Sağ sol davası bizden çıkan uydurma iş. Yani bir ana hatla birbirini suçlamak için uydurmuş efendim. Solla demokratik sol arasındaki bir fark var mı abi orada? Hani ben demokratik solum demişti Ecevit. Valla şimdi ben merhum Ecevit'le bu konuyu kendisine sormuştum. O zamanları Takvim Gazetesi'nde yazı yazdığım zamanları, DSP hakkında bir köşe yazısıyla sonra rahmetli Ecevit'le konuştum. Ben kendisine sordum. Sizi tekzip mi etmişti? Hayır, tekzip etme. Dedim ki ya bu ben orada şöyle yazmıştım. Hatta yazı duruyor. Ya bu dedim karı koca partisi gibi bir şey oldu dedim, Ecevitlerin partisi de buna biraz alınmış. Evet. Dedim yani bunu zaman gösterecek dedim. Her şey Ecevit'in hayal sağlığına bağlı bir şey dedim. Nitekim dediğimde doğru çıktı.
o konuda işte... Şimdi genel başkanın hemşerimiz, yani hemşerimiz derken bir dönem Aydın'da yaşayan... Evet, benim ben de tanışırız. Önder Aksakal. Tanışırız kendisinden. Ben de çok severim kendisini, değerli bir insan. Şeydir, Ecevit Baran'a ben sordum o zaman, rahmetli efendim dedim. Sizden de demokratik solcu, sosyal demokrattan farkınız nedir dediğin zaman merhum dedi ki, biz dedi sosyalist internasyonel katılmıyoruz, bizim solculuğumuz ulusal solculuk. Ulusal solculuk. Ulusal, yani sosyalist internasyoneller birliğine... Milliyetçi sol gibi, yani ulusal sol dedi. Net bir şekilde şey oldu. O bakımdan yani... Yani dışarıdan bir bağımız yok dedi. Yani bu ne? Bunu şöyle düşün bak Emin. Şimdi bu mezhepler, tarikatlar var ya. Evet. Bu partiler de birbirinden çok az farklı birbirinden ayrılıyorlar. Kime faydası var? Bu demokrasiyi ortaya koyanlar, gerek meşruti demokrasi olsun, gerekse hür demokrasilerde olsun, iki partili, üç partili sistem var. Evet. Yani İngiltere'ye bakın, Amerika'ya bakın. Ama sömürmek istedikleri, demokrasi adı altında ihraç ettikleri rejimlerde ne yapmışlardır? Memleketi bir önce bu ortaya bölmüşlerdir, kardeş kardeşi bölmek için. Ve ondan sonra da çıkışın içinde. İşte yani Pakistan usulü demokrasi. Değil mi? Hiç yatağında ölen başbakan yok ya. Değil mi? Yani olmaz. Hepsi bir şekilde... Tamam. Türkiye 1950'de NATO'ya girdi. Demokrat Parti ile beraber. Geçen su 70 senedeki işe bak. 60'taki darbelere bak. Evet. 80 ihtilaline bak. Değil mi? Türkiye'yi bölüp parçalamak için... Amerika 15 Temmuz'da suçüstü yakalandı. İşte bazı toplumlarda liderler toplum tarafından çıkıyor, yetiştiriliyor. Bazı toplumlarda liderler topluma dikte ediliyor. Yani ben mesela az önce sen sözünü açtın, Mandela dedin. Nelson Mandela bence topluma dikte edilmiş bir lider değil. Toplumun içinden çıkmış bir lider. Adam 30 yıl cezaevinde yatıyor. Ve onun bir sözü var cezaevindeyken. Herkesin onunla ilgili umutsuz olduğu bir dönemde dediği bir şey var. Diyor ki, aklım ve kalbim bende olduğu sürece benim olan her şeyi alabilirsiniz diyor. Ve böyle kitleleri kendine inandırıyor. Yani çok şey, ama sonra diktatör yaftası yiyor o da. Ya ben Nelson Mandela mesela, işte liderlerin iki türlüsü var. Topluma dikte edilen liderler, toplumun içinden çıkan gelen liderler. Yani sanki biraz toplumun içinden çıkıp gelen liderler daha kıymetli gibime geliyor bana. Yani ama orada da tabii ilişkiler nasıl şekilleniyor? Hani diplomasi dediğimiz bir kavram var. Uluslararası işte güçler var. Gücünden kaynaklı hakkını kullanan devletler var, toplumlar var. Var da var yani. Tabii lider olmak kolay değil. Evet. Lider tayin olmaz. Lider kendisi çıkar. Ama kime çalışır? Kime kendisi çıkar? Başkaları tarafından organize edilene lider denmez. Genel başkan denir. Genel başkan. Lider patron, genel başkan CEO'dur, genel müdürdür. Aradaki fark budur. Öyle mi diyorsun? Evet. Şimdi Avrupa'daki seçimlerin Türkiye etkisi ne olur? Onu... Türkiye'ye etkisi ne olur? Olumlu tarafı da var, olumsuz tarafı da var. Evet, biz güçlü yanlarından başlayalım abi. Önce iyileri söyle abi. Şimdi bunlar göçmen karşıtlığı. Şimdi neden, ne oldu? Pandemi oldu. Pandemi dünyadaki ticaret sistemini bozdu. Evet. Ve bütün ülkeler hepsi de enflasyona girdi. Büyüme stratejileri değiştirdi. Dolayısıyla bütün dünyada şu anda ekonomik kriz var. Evet. Küresel bir kriz var. Yani küresel bir. Dolayısıyla halk gayri memnun durumda. Evet. Bazı ülkelerde de siyasetçiler bu olumsuz şartları göç veyahut da göçmen veyahut da sığınmacıların üzerine yüklüyorlar vatandaşa. Diyorlar ki ya işte bunlar olmasaydı bizim rahatımız bozulmazdı. Şimdi evet. Almanya'da enflasyon var. Tabii ki gerçek rakamları açıklamıyorlar. Mesela ben geçen sene bir şey aldırmıştım oradan. 8 euroya aldırdığım ürün bugün tam 12 ay sonra 28 euro olmuş. 28 euro. Şimdi yani sadece bizim ülkemizde yok bu enflasyon. Yok, her yerde var ama gizliyorlar çoğu kimse. Şey yapıyor. İkincisi mesela Almanya'da ne yapıyorlar? Önce bir Suriye sığınmacılarını aldılar ve bunlar bizim düzenimizi bozuyor dedikten sonra. Şimdi Ukraynalılar gelince daha beter oldu. Aynı şekilde İngiltere'de, Fransa'da, İtalya,
Türkiye'den çok en fazla sığınmacının olduğu yer ülke. Vatandaş ekonomik ve sosyal durumların bozulmasını sığınmacıların üzerine yüklüyorlar. Evet. Dolayısıyla sığınmacılar için kapıları kapatmak için işte Yunanistan gibi tel ördürüyorlar, Macaristan gibi tel yapıyorlar. Yani eski Berlin duvarları gibi şeyleri, hudutlarına duvar örtüyor. Nitekim biz de aynı şekilde biliyorsun Van tarafında, Van sınırında yaprak evet, mecburiyeti. Karakollar yaptı, sınır karakollarımız var. Şimdi dijital karakollarımız var. Şimdi bu iş nereye götürür? Göçü önlemek için yerinde rehabilitasyon projelerine götürecektir. Batı, yani göç alan ülkeler, göçü durdurmak için sınırları kapamanın bir çare olmadığını, onun için göç veren ülkelerin rehabilitasyon projelerini getirecektir. Bu olumlu yanı. Hı. Yani şimdi diyelim ki Fas'tan mı geliyor göç? Veyahut da insanların Fas'ta yaşaması için ne yapmak lazım? Çöpü kaynağında ayrıştırmak dediğimiz tabir. O projeler gelecektir. Hı. Kaynaklar oraya gelecektir. Bu olumlu yanıdır. Peki, bizde de bir hayli göçmen var abi. Bizimkinin farklı bir boyutu var çünkü. Onu da bir gün tartışalım abi. Tartışalım. Bizdeki ona benzemiyor. Oraya gidenler yaşamak için gidiyorlar. Buraya gelenlerin biraz farklı niyetleri. Yaşamda var. Kalmak için. Bir niyetleri farklı. Niyetleri mi farklı? Niyetleri farklı. Yani şimdi ben mesela Suriye'den görüşüyorum. Evet, Suriye'de hayat çok iyi. Belli bölgeler dışında çok iyi. Niye gitmiyorlar? Niye kendi ülkesinde refah bir bölgeye gitmek varken niye Türkiye geliyor değil mi? Yani siz Müslümansınız. Şimdi Türkiye'de bir kriz olsa abi, yani örnek vereyim, bir sıkıntı olsa bir bölgede, atıyorum Antalya'da sorun olsa Antalya'nın insanı nereye gider abi? Konya'ya gelir. Ya da ne bileyim işte Isparta'ya geçer. Bu projedir. Büyük Ortadoğu projesinin bir eseridir. Dolayısıyla bunu bir şu şeyden farklı bakmak lazım. Tamam, onu farklı bakıyoruz. Şimdi bu batıdaki bu kavramlar bizdeki kavramlarla izah edersek doğru sonuç çıkmaz. Adam şimdi şöyle söyledi, düşünebiliyor musunuz? Evet. Fransa'nın sosyalisti, komünistini millidir. Fransa aleyhine konuşturamazsın. Fransa aleyhine bir eylemde bulunduramazsın. Evet. Yabancı bir ülkenin de hayranı veya bayraktarlığını yapmadıkları gibi devşirilmesine de müsait değildir. Evet. Ama bizde karşılığı Türkiye düşmanlığı, Türk düşmanlığı, sistem düşmanlığı değil mi? Bu düzen devrilsin düşmanlığına kadar gitmiştir. Evet. O bakımdan yani biz gençliğimizde çok Orap Çekişli bayraklarıyla çok eylem yaptıklarını gördük. Evet. Dolayısıyla bizdeki kavramlarla oradaki kavramlar isim benzerliğine biraz yapsa. Şimdi diyelim ki bizdeki dindar bir parti düşünelim veya da milliyetçi bir parti olsun. Bir de Almanya'nınkine bir bak, Hristiyan Demokratlar. Hiçbir benzer tarafı yoktur. Evet. Dolayısıyla sağ sol kavramlarının aynı olduğu düşüncesi yanlış. Yanlış. Birbirleri tıpkı ne gibi? Beş benzemezler mi diyor? Tıpkı yanlış. Peki neydi? Proletarya, efendim, komünizm, işçi sınıfının dayanışması. Peki soralım, niye bütün dünyadaki işçi sınıfı dayanışma gösteremedi hiç? Evet. Hadi Gazze için bir dayanışma yapsınlar görelim. Doğu Türkistan için bir dayanışma yapsınlar görelim. Veyahut da Venezuela için bir dayanışma yapsınlar görelim işçi sınıfı. Niye Yunanistan işçi sınıfıyla Türkiye'deki disk işbirliği yapamıyor? Hadi yapsınlar bakalım. Evet. Yunanistan demişken abi, şimdi süremizin de biraz yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz ama Yunanistan'la ilgili de bir mesele var. Yani son zamanlarda ben bugün Aydın Denge.com TR'deki köşe yazımda da biraz bahsettim mevzuyu. Şimdi bu bizde bir son dönemlerde Yunanistan sempatisi oluşmaya başladı abi. İşte kurumlar Yunanistan'a seferler düzenlemeye başladı. Yunan adalarından gelen işte Türkiye'deki adisyonların fiyatının 1/2, 1/3 adisyon fiyatları geliyor. Orada yer içersek, eğlenirsek daha ucuza yiyip içiyormuş, eğleniyormuşuz algısı yaratılıyor. Bu Yunan adalarıyla ilgili durumu nasıl değerlendiriyorsun abi? Yani Emin'ciğim öyle şey soruyorsun ki, anlatabildim mi? Yani bunu değerlendirme meselesi değil. Yani bunu şimdi televizyona mı kapattıracaksın bana, öyle şeyler soruyorsun ki. Yok, televizyonu niye kapatılsın abi Yunanistan? Ceza yemez yürütükten. Ya bunu yapan adamlar vatan haini yahu. Nasıl ya? Ya ben sana bir şey... Şimdi bir sual soracağım sana.
Belediyenin İDO gemileri var biliyorsun değil mi? Bak şimdi iyi dinle oraya. Bu gemiler niçin alınmış? Aircraft'lar, hızlı şeyler. İstanbul içi trafiğini yapsın diye değil mi? Evet. Daha sonra bunun bir kısmını özelleştirdiler, bir şeyler yaptılar falan filan. Belediye için söylüyorum. Yani bunun hükümetin iktidarla bir ilgisi yok yani belediye için. Sen onu getiriyorsun buraya. Kuşadası'ndan Sisam Adası'na, efendim Çeşme'den Sakız'a, Midilli'ye sefer yaptırıyorsun. Belediyenin name hesabına gelmiş olan bu gemilerin ne işi var burada ya? Kime hizmet ediyor? Yunanistan bu adalardan ötürü ekonomik olarak da bunların sırtında kambur Yunanlı ekonomisi. Buradaki yetişemiyor. Yani bugün şimdi, yani Yunan ekonomisi adaları bakamıyor yani şimdi, diyorsun. Şimdi Atina'dan Sisam'a gelmek için iki tane uçak değiştiriyorsun. Haftada bir sefer var Sisam'a. Bir perişan. Yani şimdi daha önceleri Kuşadası'na gelirlerdi veyahut da hala daha Ayvalık'a gidiyorlar, geliyorlar. Yani bir zaten onlar Ege'nin şey Anadolu'nun tabi uzantısı. Sıkıntı. Şu kriz döneminde Avrupa'daki turist de gitmiyor buraya. Bu çok sıkıntı da. Bu ne yaptılar? Bak ne yaptılar? Dediler ki biz size sadece adalar için vizeyi kaldırıyoruz. Doğru mu? Yani Yunanlılar Türkiye'yi çok sevdikleri için mi kaldırdılar vizeyi? Hayır, niye kaldırdılar ama? Ya bakmış ekonomileri. Buraya turist gelsin de iş yapsın diye. Tulumbaya su lazım. Yani evet. Şimdi sen batmış burası perişan şimdi vaziyette. Biz şey yapıyoruz abi, düşmanın tulumbasında su mu taşıyoruz şu an? Evet. Şimdi bu dolayısıyla burada adalarda Avrupa'ya, Yunanistan'a çok büyük göç vermeye başladı. Bu göçü durdurmak için turist gelsin diye Türkiye'yi vizeyi kaldırdılar. O zaman seninle Türkiye olarak biz ne yapacağız? Bu adalar boşalsın, gitsin ekonomik olaraktan, çöksün. Daha ucuz olmasını nasıl değerlendiriyorsun abi? Ya sübvansiyonlar var orada çok. Sübvansiyonlar var tabii, değil mi? Avrupa Birliği'nden sübvansiyonlar var. Şimdi sen Yunanlar bize sevdiği için mi vizeyi kaldırdı kardeşim? Sen adam bunu oyunu göreceksin. Sen bir de bunu ekmeğe yağ sürüyorsun, sefer düzenliyorsun. İş mi bu? Hangi akıl? Milli akıl mı bu? Sen bu adamlara kızma. Senin işin ne ya? Peki biz Aydın Büyükşehir Belediyesi de bu sürece katıldı biliyorsun abi. Aydın. Canım bunlar hepsi aynı gavağın kaşığı. Şimdi emincim yani. İstanbul Belediyesi işte neyse özel şirkete mi devletler, BİT'te mi işletmesini bilmiyorum ama kim olursa olsun. Sen Yunanistan'ın batık durumunda olan adalarına yani şöyle kaldırdı diyoruz. Bizim Aydın'ın köylerinde susuzluk çeken şu an mesela bugün sabah bana Çin'den bir ihbar geldi. Çin'e merkezde saatlerdir su yok dediler, tamam mı? Senin kendi insanın susuzluktan kavrulurken Yunan adalarındaki insanların refahı için sen bizim insanın olan bütçeyi, bizim insanın olan kaynakları oraya harcıyorsun. Ya işte kaç bilmem maddi durumuna bakmam. Ya da o taraftan bize gelen ne var? Ya bir şu var. Hani mesela bu şeydir ya, karşılıklıdır ya işte. Hiçbir şey yok. Ticareti 5 milyar hacmine çıkartacağız. Ya 5 milyar şey al, 5 milyar ver yani hani. Şimdi bu iş Yunanistan'ın hoşuna gidiyor mu? Menfaatine gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyor. Türkiye'nin bir kazancı var mı bu işte? Yok. Yok. O zaman siz burada ne tezgahı niye bu malzeme oluyor? Nereden geliyor bu Rum severlik? Rum perestlik nereden geliyor? İzah etsinler. Kaldı ki Zeki abi biz bu topraklarda Yunan mezalimini yaşamış insanlarız. Evet. Övgün Ahmet Ercan'ın Anadolu Köprüsü diye bir kitabı var. Ben okumayanlar okusunlar, tavsiye ederim yani. Yunan başka kaynaklar da var. İlk aklıma son okuduklarımdan biri olduğu için ilk aklıma o geliyor. Bir sürü kaynak var. Yunan yaşayan kalmadı artık, o dönemi anlatan hatırlayan çok fazla kalmadı. Kaynaklar var. Yaşayanlarla da konuştuk. Abi düşmanın bu topraklarda yaptığı zulümler ya, bizim kadınlarımızı tecavüz ettiler. Nenelerimizi, analarımızı diri diri öldürdüler. Sonra onların meme uçlarından tesbih yaptı bu adamlar. Şimdi biz bir gün Yunan meselesini konuşalım, evet. Konu açtığın için söylüyorum. Şimdi buradan İncirlova'ya giderken tam oraya girişte sağ tarafta bir anıt göreceksin. Evet. Orada Aydın Yörük Dernekleri Federasyonu tarafından yapılmış soykırım anıtı var. Soykırım anıtı. Evet, soykırım Türkiye'deki, yaptılar. Abi. Türkiye'deki tek soykırım anıtı odur. Evet. Karatepe şehitliği var, köşkte. Onlar şehitlik. Bu soykırım anıtı. Ya camiyi doldurup canlı canlı yaktılar insanları. Şimdi o bunlar yapmış. Yunanistan bu küstahlığını özür dilemesi gerekirken, yani bunlar kendileri mahkemeleri yapmışlardır. Bu konuda bu suçlularını idam etmişler, kurşun dizmişlerdir zamanında. Venezuela, Atatürk zamanında hadi bu defteri kapatalım, barış görüyor yapalım diye.
Peki Yunanistan durmuş mu? Durmamış. PKK'yı bunlar desteklememişler mi? Arkasına mı? Hala da Türkiye ile uğraşmıyorlar mı? Evet. Uğraşıyorlar. Amerika silah yiyor. Amerika silah yiyor Yunan adalarını. Avrupa Birliği Türkiye'ye ayar vermek evet, için. Avrupa Birliği'nde ve Kıbrıs sorunu devamlı arıza çıkarmıyorlar mı? Çıkarıyorlar. Evet. Şimdi FETÖ'cü sığınmacılar hoş geldin diye çiçekle karşılıyorlar değil mi? Şimdi düşünebiliyor musun? Bu kadar düşmanlığın içinde olurken sen devamlı olaraktan bir Yunan perestlik, bu aşağılık kompleksi mi diyorsun? Nedir bu anlamadım. Şu bunu kurumsal olarak belediyelerin buraya otobüs mü dedin, deniz otobüsü tahsisini izah etmek için benim hafsalam almıyor ya. Bu böyle bir şey olamaz ya. Bugün evet. Bugün mavi vatan meselesi var mesela, biliyorsun. Kim çıktı karşımıza? Yunanistan çıktı. Her tarafa gitti aleyhimizde. Yani Yunanistan şu vizeleri niçin kaldırdı günübirlik? Bu sorunun cevabı bu deniz otobüsü uygulamasını yapanlara suratının şamar gibi patlayacak bir hadisedir. Değil mi? Evet. Yani zor durumda olarak, ekonomik olarak batmış olan Yunan adalarını kurtarma operasyonudur bu. Evet. Ben gidenleri de kınıyorum. Evet. Bayram arifesinde Çin'e de çeşmelerden su akıtamayanların evet. Yunan adalarına para akıtma girişimi. Yani para akıtmanın fırsat vermeleri diyelim biz onu, doğrusu. Evet. Bu bizim turizmimize katkısı olduğunu düşünmüyorum ben bunu. Aleyhine? Bizim turizmin aleyhine. Tabii canım. Yani bu ne münasebet? Yani ne alakası? Yani böyle bir şey yok. Bir de şu propaganda çok kötü. Efendim orası ucuz, burası pahalı. Tamam mı? Şeyi var, propagandası var. Yani bu da oraya teşvik ediyor. Abi dediğin gibi orada adamlar dükkan kirası yok. Vergi yok. İşte personele teşvik, adamına çok para vermiyor. Teşvik var dedin, orada yaşasınlar diye. Senin esnafın kiralar ne oldu? Yani o nedenden hani konu nereden getirdim burayı tam hatırlayamadım ama şey için söyleyeyim, Yunan adalarının meselesi. Daha biliyorsun bizim adalarımızı işgal ettiler. Bu orada duruyor, hadise olduğu gibi duruyor. Aslında bazıları bizim onların. Hayır. Efendim onlar kayalıklar ve Lozan'da kayıt dışı olmuş olan, kimsenin olmayan adalar. Evet. Yani, aşağı yukarı kaç tane, 150 tane falan diyorlar. Yani onlar bir ada kapsamı olmayan bir yapı. Evet. Şimdi buraları işgal etmek suretiyle 12 mil davasına doğru bir adım atmaya çalışıyorlar. Yani bu konuda uzmanlar konuşuyorlar. Anladın mı? Ona bir bakmak lazım. Ama bizim burada etkisi Avrupa'daki bu seçimlerde, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sosyal demokratların, sosyalist kişilerin seçimleri kaybetmesi, onun dışında karşısında olanların, göçmen karşıtı olanların evet. daha ulusal veyahut da daha milli duruşu öne alan partilerin iktidara doğru yürümesi Avrupa Birliği'nin dağılma sürecinin de işareti olabilir. Zaten İngiltere niye bu durumlara, Avrupa'daki bir takım gelişmelere Fransız kalıyor abi, uzaktan şimdi, izliyor. Yani ben onu da çok merak ediyorum. Amerika'nın para biriminden, para şeyinden, birliğinden çıktı. Amerika'nın iki kolu varsa bir kolunda İsrail, bir kolunda İngiltere vardır. Onlar kol kola giderler. Şimdi Avrupa'nın üzerine büyük yük olacağı için İngiltere bunu önceden hesap etti ve ayrıldı. Şimdi Ukrayna'nın getirdiği yük ve daha sonra muhtemelen olabilecek bazı şeyleri Avrupa'nın efendim sıkıntısından, mükellefiyetinden kurtulmak için İngiltere bu işten kaçtı evet. açıkçası. Zaten para birimini de kullanmıyordu. Bu bize geleceğe dönük iki şeyi gösteriyor. Avrupa'nın daha çok karışacağı ve Amerika'nın daha çok kontrolüne gireceği, muhtemelen de benim görüşüm orta vadede Avrupa Birliği'nin dağılacağını. Evet. Eğer dağılmasa bile şekil olaraktan, yapısal olaraktan da bir değişikliğe gideceği kanaatindeyim. Evet. Vallahi öyle düşünüyorum. Zeki abi çok teşekkür ederim. Doldu mu bayağı süremiz? Bir bilgilendik. Bence doldu süremiz. Artık yetivesin gari. Neden? Bu konuların içinden başka başlıklar çıktı. Bunları önümüzdeki günlerde konuşacağız. Yani bugün şeyi konuşacaktık işte. Avrupa'daki seçimlerin Türkiye'nin etkisi, daha hiç gelemedik oraya. Konuşacağız. Bence bir sonraki programda konuşalım. Çünkü süremiz doldu. Bizden sonra ana haber var. Ana haber bülteninin akışı da az önce düştü. Bizim arkadaşlar hazır. Onların emeğine de şeyimiz olsun. Arada reklam arası var biliyorsun abi. Reklamlar yoksa bizim burada yayın yapma imkanımız da olmaz. O yüzden reklam arası ekmek parası deniyor televizyonculukta. Tabii canım, bu işler kolay dönmüyor. Evet.
Abi çok teşekkür ederim. Estağfurullah, ben de. Yani önümüzdeki saygıdeğer izleyicilerimize saygıyla selamlıyoruz bizi dinledikleri evet, için. Önümüzdeki hafta abi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Senin söylemlerin, anlatımların, düşüncelerin inanılmaz kıymetli ve çok değerli. Biz bu değerli ve kıymetli görüşlerinizi izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor olacağız. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Evet sevgili izleyenler, bir kuş bakışının daha sonuna geldik. Zekai Savaşlar'la beraber gündeme dair bir takım mevzuları konuştuk. Bugün Avrupa'daki seçimleri konuşurken birçok şey konuştuk. Önümüzdeki günlerde bu minvaldeki sohbetimiz sürüyor olacak. Hoşçakalın.